Tarzından önce seri cümle kurma becerisiyle dikkat çeken yarışmacımız aynı zamanda zamanın çok ötesinde vara yoğa atarlanma potansiyeliyle de sizlerin ilgisini çekiyor, tepkisini zaman zaman alıyor. Bakalım fütüristik konseptinde kıyafetiyle de bu zamanın ötesinde olma öncülüğünü destekleyebilecek miyim? Ayşegül Doğan podyumda. Hoş bulduk. Sen neredesin bakalım? Ben günümüzdeyim ama bu yıl bir Fashion Week'te defileye çıkıyorum. Fütüristik konulu. Fütüristik temalı bir defilede Ayşegül defileye çıkıyor. Hiç öyle uzay çağına falan gitmiyoruz. Gülşah. Elbiseni beğendim ama ben kolundaki şeyi çok beğenemedim. Pırıltılı şeyi, eldiveni. Bir de yüzünde o kadar sim olmasını çok beğenemedim Ayşegül. Maskeli halin daha iyi ama kolundaki pırıltıyı bir de bu kadar simli olmanı çok beğenemedim. Ayşenur. Ayşegül, saçın, makyajın, masken çok sevdim. Çok yakışmış sana. Elbisenin formu benim hoşuma gitmedi. Böyle çok parıl parılsın. O birazcık mat oldu. Ayakkabıları zaten şu anda kullanıyoruz. Ben pek anlamadım zaten. Yani şöyle, şu an senin ayağındaki ayakkabıyı da kullanıyoruz. Sadece sen boyamışsın. Yok, ama hayır. Hepimizin gümüş olması da biraz saçma ki ben çok değişik bir yerlere gitmek istemedim. Günümüzde eğer bir defilede çok güzel bir şey olacaksa zaten, emin ol bunu zaten görebilirsin diye düşünüyorum. Çok güzel görünüyor zaten. Çok değişik görünüyor. Şu kolundakini sevmedim. Hani sadece şu kolundaki tozluk hoşuma gitmedi. O kadar. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ayşegül? Geçebilirsin. Ben seni günümüzde olarak, yani bir defile yetersiz buldum. Ben böyle yarım elbise sevmem. Önünde var, arkası da yok. Kolunu taktın, payetli, tozluk, bant, neyse onları beğenmedim. Ayakkabı da sevmedim. Saç avantgard. Evet. Ben de herkesin gümüş olacağını tahmin ettim. Hani daha farklı, daha sade bir şey yapmak istedim. Sen gümüş değilsin, grisin. Farkı ne? Yani gümüş, gri. Yani şu aileden arkadaki renklerle çok aynı renk olduğunu düşünmüyorum. Renk olarak altın, bakır, şey de olabilir. Farklı renkleri de kullanabilirsiniz. Bu size aslında bağlı. Çok fazla böyle bir gümüş ya da gri ben istemezdim size böyle görme ama elbisini sevmedim. Teşekkür ederim. 6. Teşekkürler. Ayşegül, efendim? Çok güzel söyledin. Defilede dedin. Eğer bir defilede ben styling'ini hazırlasaydım tasarımcının, bu rengi sana vermezdim. Bu renk seni boğmuş. Tamamen yok etmiş. Artı demin gene oradan biri söyledi. Pırıltılar var. Ama bu pırıltılar tamamen bütün bu kola değil, daha keskin, daha kısa hatlarda olabilirdi. 3, çorabı ne mana, çorap giymeseydin keşke, kıyafetin güzel. Bir de boğumlu bot şeklinde bu kıyafete, buna olmazdı. Keşke hiç bot gibi seni kesmeseydi diyorum. Saçını söyledi, bana göre de avantgard. Yapmıyor muyuz defilelerde? Yapıyoruz ama daha farklı milenyum defileleri yaptık. Hala da tasarımcılar isterse yaparız zaten. Aşırı makyaj, aşırı sim koymuşsun. Bu senin zevkindi, senin hayalindi. Kötü müsün? Değilsin. Ama geçen sefer büyük puan verdiğim Ayşegül'e bu sefer büyük puan veremiyorum. Renk çok boğmuş. Bir daha bu renkleri giyinme. Tamam. 7. Teşekkür ederim. Ayşegül hoş geldin. Hoş bulduk. Kafan çok iyi olmuş. Teşekkür ederim. Yani işte avantgard. Avantgardla zaten fütüristik birbirine çok yakın. Çok yakın. Ben o file çorabı gördüm, cinnet geçirdim. Ya. Yani uzayda file hayatım. Keşke bacaklarını falan da o simsiyahla karıştırsaydın. Keşke öyle bir şey yapsaydın. Kolundaki payete gelince, evet doğru, futuristikte deniz balık pulları, yani biraz havaya kalkık, küçükten büyüğe doğru böyle onlar var. Bu böyle bildiğimiz payet. Ne bileyim ben, ay içimi kararttın Ayşegül yani. İçimi kararttın, için kararmasın. Teşekkürler. 6 diyorum. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında senin böyle hani sokakta giyilebilecek bir elbiseyi tercih etmiş olman hoşuma gitti. Yani illaki fütüristik deyince de abuk sabuk soba borusuna da gerek yok. Evet ama biraz yetersiz kalmışsın. Evet renk, seninki de koyu gümüş bakarsan, oksitli yani. Çok sıkıcı herkesin gümüş içinde olması. Çizmelerin, çorapların olmamalıydı. Sana da bayılmadım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Acaba kim veda edecek? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? En güzel halinde olmakla hani burada olmak çok birbirine çelişiyor. Yarışmaya olan yani tribini anlayamadım. Sürekli bir atar, sürekli bir trip içindesin. Bunu keşke birazcık kendi üstüne alınsan. Ben gördüğümde güldüm, komik geldi bana çünkü birinci olmuşsun. Üzgünüm, nasıl birinci olduğunu da bilmiyorum ama... Eğer elenmez kalırsam burada, bakalım buradan kim gidecek ilk önce? Sen böyle bir şey söyleme hakkına sahip değilsin. Keşke gitsen de kurtulsam, enerjinden de nefret ediyorum. İlk günden itibaren şu ana kadar baktığım zaman elle tutulur, aklımda kalan hiçbir kıyafetin yok. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Senin bu cüretin nereden geliyor esas? Onu hiç çözemedim. Günün başında da yine kavga çıkarttın. Şimdi yine kavga çıkartıyorsun. Sevgili izleyiciler, bu hafta hafta içi performansından ötürü nasibinde eleme potasında olmak vardı. Kızgın potalardan geri dönüp 10.000 lira yarışına dahil olan yarışmacımızda sıra. Nihal Candan podyumda.